Arkadaşlarım hepinize merhaba. Bugün sizlerle 50 tane soru çözeceğiz. Arkadaşlarım bu sorular ehliyet sınavında birebir çıkma ihtimali olan sorular. Kanalımdaki diğer soruları da mutlaka çözün. Sınava öyle girin. Sınavda benzer ya da birebir soru yakalayabilirsiniz. Dediğim gibi kanalımdaki diğer soru denemelerini de çözümlerine mutlaka bakın diyorum. Arkadaşlarım 50 tane soru çözeceğiz. Bazı sorular nasıl çıkar sınavda ondan bahsedeceğim. Bazı soruların başlarına da yıldız ekleyeceğiz. Yani yıldızlı sorularımız da olacak. En çok çıkan sınav sorularını da söyleyeceğim. Yani sizin için faydalı bir video olacak. Bu yüzden abone olup da bildirimleri açın ki yeni sorular yayınladığımızda anında haberdar olabilirsiniz. Telefondan izleyenler tam ekran yapsınlar çünkü başlıyoruz. İlk sorumuzdayız. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? Güzel bir soru. Şıklarımıza bakalım. 5, 10, 15, 20 diyor arkadaşlarım şıklarımız. Cevabı bulabilmeniz için kısa birkaç saniye veriyorum. Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız A, 5 olacaktır. Ve ikinci sorumuza geçtik. Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır? Önemli bir soru. Başına yıldız ekleyelim arkadaşlarım. Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıydı? Hadi şıklarımıza bakalım. Ortasında, hizasında, altında, üzerinde. Arkadaşlarım tabii ki Denizli şıkkı üzerinde olmalıdır diyorum. Ve üçüncü sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir? Hararetin yükselmesine sebep olabilir. Hadi okuyalım. Soğutma suyunda antifrizin olması, distribütör kapağının çatlak olması, vantilatör kayışının çok gergin olması, aracın uygun vites ve devirde kullanılmaması. Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız Denizli olacaktır. Aracın uygun vites ve devirde kullanılmaması motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir diyoruz. Zaten en mantıklı şık da Denizli şıkkı olacaktır. Ve dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez? Çok güzel bir soru. Hadi okuyalım. Yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi. Arkadaşlarım tabii ki A şıkkı olacaktır. Yağ filtresi diyoruz. Gerçekleşmez. Ve 5. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz? Göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz. Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak. Ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak, batan cisim varsa çıkarmamak, yere oturur duruma getirmek. Uygulanmaz diyor arkadaşlar. Ne diyoruz? Tabii ki Bursa şıkkı diyoruz değil mi? Ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak uygulanmaz dedik. Ve 6. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir? Araç sahiplik belgesini soruyor. Sürücü belgesi, araç imalat belgesi, araç tescil belgesi, servis bakım belgesi. Arkadaşlarım kolay bir soru diye düşünüyorum. Ceyhan olacaktır. Araç tescil belgesi diyoruz. Ceyhan dedik ve 7. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır? Yakıt tüketiminin azalması, gürültü kirliliğinin önlenmesi, zararlı gaz salınımının artması, trafik yoğunluğunun azalması, özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır diyor. Biz ne diyoruz? Tabii ki Ceyhan diyoruz değil mi? Zararlı gaz salınımının artması diyoruz. Ve 8. sorumuza geçtik. F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? Arkadaşlarım bu tarz sorular gelir mi? Evet gelir diyorum. Eksiniz varsa tamamlayın. Hadi okuyalım. Lastik tekerlekli traktör, motorlu bisiklet, kamyon, otobüs. Doğru olan şıkkımız A şıkkı olacaktır. Lastik tekerlekli
traktör diyoruz ve 9. sorumuza geçiyoruz. Sorumuzu biraz küçültelim. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hali trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir. 9. sorumuzun başına bir yıldız ekleyelim. Önemli bir sorudur. Şıklarımıza bakalım. Öfke, sabır, inatlaşma, aşırı tepki. Arkadaşlarım ne diyor? Bile bile sürekli korna çalarak dediğine göre ne diyoruz? Tabii ki sabredemiyor diyoruz. Yani Bursa şıkkı olacaktır. Sabır ve 10. sorumuza geçtik. Yerleşim yeri içindeki yollarda aksine bir işaret yoksa minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir? 10. sorumuzun başında bir yıldız ekleyelim arkadaşlarım. 20, 30, 40, 50 diyor şıklar. Biz ne diyoruz? Tabii ki Denizli diyoruz. 50 dedik arkadaşlarım ve 11. sorumuza geçiyoruz. Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması sorunludur? Zorunlu olanı soruyor. Hadi şıkları okuyalım. Koruma başlığı ve koruma gözlüğü, rüzgarlık ve boyun korsesi, eldiven ve emniyet kemeri, çocuk bağlama sistemi. Doğru olan şıkkımız A şıkkı olacaktır. Koruma başlığı ve koruma gözlüğü zorunludur arkadaşlarım. 12. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur? Önemli bir sorudur. 12. sorumuzun başına da bir yıldız ekleyelim. Şıklarımıza bakalım. İl Belediye Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Doğru olan şıkkımız Ceyhan olacaktır. Karayolları Genel Müdürlüğü diyoruz. 13. sorumuza geldik. Bir kamyonet eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? Şıklarımıza bakalım. Otobüse, otomobile, iş makinesine, lastik tekerlekli traktöre. Arkadaşlarım tabii ki otomobile olacaktır. Yani Bursa şıkkını sınavda çıktığı zaman işaretleyeceğiz. 14. sorumuzdayız. Evet, bu sorumuzu biraz küçültelim. Bu 14. soruda ehliyet sınavında çokça çıkan sorulardan bir tanesi. Önce okuyalım arkadaşlarım. Geceleri karayolunda seyrederken resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır? Resmimize dikkatli bir şekilde bakalım. Şıklarımıza bakalım. Sis ışıkları, park ışıkları, acil uyarı ışıkları, yakını gösteren ışıklar. Arkadaşlarım tabii ki Denizli olacaktır. Yakını gösteren ışıklar diyoruz. Dediğim gibi bu soru da önemli bir sorudur. Haberiniz olsun. 15. sorumuza geldik. Hareket halindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? Hadi bakalım bu sorunun doğru cevabını bulabilecek misiniz? El freninin çekilmesi, debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması, gaz pedalına basılması, birinci vitese takılması. Arkadaşlarım tabii ki Bursa olacak değil mi? Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması gerekir diyorum ve 16. sorumuzdayız. Şekle göre diyor. Sorumuzu küçültelim. Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hallerden sayılır? Hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hallerden sayılır? Dikkatli bir şekilde bakalım.
Arkadaşlar şıklarımıza da bakalım. 1, 2, 3, 4 diyor. Asli kusur hallerden sayılır. Arkadaşlarım tabii ki 2 numaralı araç sürücüsü olacaktır. Bu arada bu tarz sorularda tabelalara da mutlaka dikkat edin diyorum. Ne dedik? Bursa 2 dedik ve diğer sorumuza geldik. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir? Bu sorumuzun başına da bir yıldız koyalım. Mide, dalak, akciğer, karaciğer. Arkadaşlarım tabii ki Ceyhan şıkkı olacaktır. Akciğer diyoruz ve 18. sorumuzdayız. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? Önemli bir sorudur. Sınavda çıkabilir mi? Evet, çıkabilir. Hadi şıkları okuyalım. Yakıt seviyesi kontrol edilir. Önemsenmez devam edilir. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. Durulur. Kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır. Arkadaşlarım hangisi yapılır? Tabii ki Denizli değil mi? Durulur. Kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır diyorum. Neden? Çünkü seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınıyor dedik. Diğer sorumuzdayız. Bu da bir görsel sorumuz. Sorumuzu biraz küçülttük. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Bize yanlış olanı soruyor arkadaşlarım. Hangisinin yapılması yanlıştır? Görsele dikkatli bir şekilde baktıysanız şıklarımıza bakalım. Dönülen karayolunun gidiş şeridine girilmesi, karşıya geçen yıllara yol verilmesi, geniş kavisle dönülmesi, dar kavisle dönülmesi. Hangisi yanlıştır? Yanlış olanı soruyor. Arkadaşlarım Ceyhan şıkkı olacaktır. Geniş kavisle dönülmesi demiş. Yanlıştır diyoruz ve diğer sorumuzdayız. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir? Önemli bir soru. Yıldız ekledik sorumuzun başına. Egzoz subabı, emme susturucusu, emme manifoldu, egzoz susturucusu. Arkadaşlarım Denizli olacaktır. Egzoz susturucusu diyoruz. Diğer sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir? İletişim becerilerinin geliştirilmesi, alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması, düşünme tarzının yeniden yapılandırılması, nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması. Öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir diyor arkadaşlarım. Soruyu doğru okuduysanız cevabı şimdiden buldunuz diyorum. Ne diyoruz? Bursa diyoruz değil mi? Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması dedik. Bursa dedik. 22'deyiz. Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir? Arkadaşlar bu tarz sorular gelir. Haberiniz olsun. 22. soru da önemlidir. Hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir? Hadi okuyalım. Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki, beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması, alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması. Şıklar 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 diyor arkadaşlarım. Biz ne diyoruz? Tabii ki A şıkkı diyoruz. Yani 1 ve 2 alkole bağlı olarak gelişmektedir. A şıkkı dedik ve 23'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Sürücüden beklenen olumlu davranış özelliğini soruyor. Hadi okuyalım. Yolcuların isteğine göre araç kullanmak, her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek, karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak, emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak.
sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliğini soruyor. Arkadaşlarım, Ceyhan şıkkı olacaktır. Karşılaştığı trafik kazasında yaralara ilk yardım uygulamak sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir dedik. 24'teyiz. Sorumuzu biraz büyütelim. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir? Burkulma, kırık, çıkık, incinme. Arkadaşlarım, Ceyhan şıkkı diyoruz. Çıkık olacaktır. 25. sorumuza geldik. Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? Önemli bir soru, yıldızlı bir soru. 5, 20, 30, 50. Doğru olan şıkkımız 5 olacaktır. Yani A şıkkı diyoruz arkadaşlar. Ve 26'dayız. Bu arada videoyu yarıda kesmeyin. Dediğim gibi önemli sorular. Sınavlarınızda benzer birebir yakalayabileceğiniz sorular ki kanalımdaki sorular da zaten bu şekilde. Bu yüzden diyorum kanalımdaki diğer soruları da mutlaka çözerek sınava girin. Hadi okuyalım. Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir? Şıklarımız kısık iç kısmı, bacak dış kısmı, dizin ön üst kısmı, karnın ön üst kısmı. Bacak yaralanmalarında kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge hangisiydi arkadaşlarım? Tabii ki A şıkkıydı değil mi? Yani kısık iç kısmı olacaktır. 27'deyiz. Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüş olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir? Hadi okuyalım. Öz eleştiri yapabilmek, risk almaya meyilli olmak, trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek, hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak. Şıklarımız ne diyor? 1 ve 4, 2 ve 3, 1, 2 ve 3, 2, 3 ve 4. Doğru olan şıkkımız Bursa olacaktır. 2 ve 3 diyoruz. 28. sorumuza geçiyoruz. Taşıtlarda kullanılan kararmalı dikiz aynaları ışık hüzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruyu mantık yürüterek de çözebilirsiniz şıklara bakarak. Hadi okuyalım. Göz kamaşmasını önlemek, direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak, diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmek, gaza basmadan aracın sabit bir hızda gitmesini sağlamak. Tabii ki A şıkkı olacak değil mi? Göz kamaşmasını önlemek olacaktır. Kolay bir soruydu. Sınavda çıkarsa yanlış işaretlemeyin. Hadi diğer sorudayız. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Hangisini bildirir? Dikkatli bir şekilde bakın. Hemen okuyalım. Kamyonlar için geçme yasağı sonunu, karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini, kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını, öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu. Arkadaşlar, doğru olan şıkkımız A şıkkı olacaktır. Kamyonlar için geçme yasağı sonunu diyoruz, bize bildirir. Bu soru da önemlidir. Yıldızlı bir sorudur. Haberiniz olsun diyorum. Diğer sorudayız. Yayalara, özellikle de yaşlı çocuk ve engellere yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleriyle çabuk geçmeye zorlama hali trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir? Arkadaşlarım, bu 30. soru ehliyet sınavına çokça çıkar. Haberiniz olsun. Sabır, öfke, inatlaşma, aşırı tepki.
Tabii ki A şıkkı diyoruz. Yani sabır olacaktır. Dediğim gibi ELE sınavına çokça çıkan sorulardan bir tanesidir 30. soru ve diğer sorumuzdayız. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir? Bu soruyu bir de nasıl sorarlar? Hangisinde yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur diye de sorarlar. Haberiniz olsun. Otobüs, kamyon, otomobil, lastik tekerlekli traktör. Denizli şıkkı olacaktır. Lastik tekerlekli traktör. Sınavda bu tarz sorular gelir. Haberiniz olsun. 32'deyiz arkadaşlarım. Araç hareket halindeyken kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur? Hadi okuyalım. Sürüş kolaylaşır, akü tam şarj olur, direksiyon kilitlenir, direksiyon daha rahat döner. Arkadaşlarım ne diyoruz? Ceyhan diyoruz değil mi? Direksiyon kilitlenir. 32. sorumuzun başına da bir yıldız ekleyelim. Önemli bir sorudur bu da. Ve 33. sorumuzdayız. Sorumuzu biraz küçülttük. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Bu tarz geçiş hakkı sıralaması tarzında sorular ELE sınavında çokça çıkar. Dikkatli bir şekilde bakalım arkadaşlarım. Tabelalarımıza da dikkatli bir şekilde bakalım. Dilerseniz şıklarımıza bakalım. 1, 2, 4, 3 diyor. 2, 1, 3, 4. 2, 3, 4, 1. 3, 1, 2, 4. Bir kez daha bakalım arkadaşlarım. Arkadaşlarımız sıralamamız 2, 1, 3 ve 4 olacaktır. Yani hangi şıkkımız oluyor? 2, 1, 4 ve 3 dedik. Hangisi? Tabii ki Bursa şıkkı olacaktır arkadaşlarım. 2, 1, 3, 4 diyoruz. Dediğim gibi bu tarz sorular ELE sınavında gelir. Haberiniz olsun. Bursa dedik ve diğer sorumuza geldik. Sorumuzu biraz büyütelim. Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir? Park etmenin yasak olduğu yerleri soruyor. Geçiş yollarının önü ve üzeri, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları, görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler. Şıklarımız yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 diyor. Arkadaşlarım Denizli şıkkı olacaktır. 1, 2 ve 3 diyoruz. Yani hepsi dedik. 35'teyiz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır? 35. sorumuzun başına da bir yıldız ekleyelim. Hadi şıklarımızı okuyalım. Uygun vitesle seyredilmesi, araca aşırı yük ve yolcu alınması, aracın gereksiz yere rölantede çalıştırılması, aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi, çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranışı soruyor. Hangisi o davranış? Arkadaşlarım A şıkkı olacak. Uygun vitesle seyredilmesi olumlu bir davranıştır. A şıkkı dedik ve 36'dayız. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? 36. sorumuzu ELE sınavında çokça sorarlar. Aman diyeyim, yanlış işaretlemeyin. Hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? Şaft, motor, tekerlek, vites kutusu. Ne diyoruz? Tabii ki Bursa diyoruz. Motor araçlarda gücün kaynağıdır dedik ve 37'deyiz. 37. sorumuzun başına bir yıldız ekleyelim. Önemli bir sorudur. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? LPG, benzin, motorin. Şıklarımız yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. İçten yanmalı motorlarda diyor. Yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? Arkadaşlarım hangileri kullanılır? Tabii ki
Denizli şıkkı 1, 2 ve 3 yani hepsi diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Yanmış gazları yanma odalarında egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir? Yanmış gazları yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçasını soruyor. Karbüratör, emme subabı, egzoz manifoldü, emme manifoldü. Doğru olan şıkkımız Ceyhan olacaktır. Egzoz manifoldü diyoruz ve diğer sorumuzdayız. Sorumuzu biraz büyüttük. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı kask kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar 39. soruyu da EYLE sınavında arada bir sorarlar. Ama biz yine de önemli diyelim. Niye? Çünkü sınavda çıkabilir. Hadi okuyalım. Şehir içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi. Şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı. Şehir içinde ve dışında mecburi. Şehir içinde ve dışında isteğe bağlı. Arkadaşlarım şehir içi, şehir dışı fark etmez. Yani Ceyhan diyoruz. Şehir içinde de ve şehir dışında da mecburidir diyoruz. Bu tarz sorular gelir dediğim gibi. Bir de nasıl sorarlar? Emniyet kemeri içinde bu tarz bir soru gelirse şaşırmayın. Onu da nasıl derler? Emniyet kemerinin takılması işte şu anki buradaki şıklar gibi şehir içinde isteğe bağlıdır, şehir dışında mecburidir gibi bu tarz şıklar çıkar. Ama biz ne diyeceğiz? Emniyet kemeri içinde, şehir içinde de, şehir dışında da takılması mecburidir diyeceğiz. 39. sorumuzun cevabı Ceyhan dedik ve 40. sorumuza geldik. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir? Yakıcı madde ile temas şekli, yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı, yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi, yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği. Tabii ki denizli şıkkı olacak değil mi arkadaşlar? Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği diyoruz. Ve 41. sorumuzdayız. Hadi bakalım az kaldı. İlk yardımcı kaza yapan aracın içerisinden yaraları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir? Şıklarımız aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına, yaraların üzerinde bulunan giysilere, yaraların cinsiyetlerine, aracın modeline. Özellikle dikkat etmesi gereken ne diyoruz? A şıkkı diyoruz. Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığını diyoruz. Diğer şıklarımız zaten soruyla alakalı değil, mantıksız. 42. sorumuza geldik. Sorumuzu küçülttük. Aşağıdakilerden hangisi gabarı ile ilgilidir? Bu 42. sorumuzun başına da bir yıldız ekleyelim arkadaşlarım. Hangileri gabarı ile ilgilidir? Dikkatli bakın. Hangileri arkadaşlarım? Tabii ki A şıkkı yani 1 ve 2 gabarı ile ilgilidir diyoruz. Ve 43. sorumuzdayız. Şekildeki trafik işareti anlamı nedir? Arkadaşlarım önemli bir sorudur. Başına yıldız ekledik sorumuzun. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Hadi şıklarımızı okuyalım. Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez. Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. 6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez. 6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez. Tabii ki Bursa şıkkı diyoruz. Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. Trafik işaretinin anlamı nedir sorusunun cevabı arkadaşlarım 43 Bursa dedik ve 44. sorumuzdayız. 44. sorumuzun başına bir yıldız koyalım. Bu soruyu da EYLE sınavında çokça sorarlar. Aksine bir durum yoksa şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne
yapmalıdır. Durup beklemeli, durmadan geçmeli, gelen araç yoksa dikkatli geçmeli, yayalara geçebileceği için yavaş gitmeli. Tabii ki A şıkkı olacaktır değil mi? Durup beklemeli diyoruz. A şıkkı dedik ve 45'teyiz arkadaşlar. Hadi son 5 sorudayız. Karayolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır? Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi, şeridi, köprüler ve alanlardır. Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir. Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır. Biz ne diyoruz? Bursa diyoruz değil mi? Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi, şeridi, köprüler ve alanlardır dedik. 46'dayız. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyona alınarak taşınabilir? Bu soruyu görsel olarak sorarlar mı? Evet, sorarlar. Bir kez daha okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyona alınarak taşınabilir? Bulantı ve kusması olan, kalça kemiğinde kırık olan, omurilik zedelenmesi olan, göğüs kemiğinde kırık olan. Arkadaşlarım, A şıkkı diyoruz. Bulantı ve kusması olan yan yatış pozisyona alınarak taşınabilir dedik. Diğer sorumuzdayız. 7'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir? Arkadaşlarım, bu soruda önemli bir sorudur. Sorumuzun başına yıldız ekleyelim. Hadi şıklarımızı okuyalım. Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması, sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması, yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması. Doğru olan şıkkımız Bursa şıkkı olacaktır. Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması. 48'deyiz. Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir? Bölünmüş yol, banket, şerit, iki yönlü yol. Doğru olan şıkkımız Ceyhan olacaktır. Şerit diyoruz. Önemli bir sorudur. Sınavda çıkarsa yanlış işaretlemeyin. 49'dayız. Hadi bakalım, sorular bitti diyoruz. EBS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Kalkışta patinajı önler. Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar. Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler. Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır. Doğru olan şıkkımız Denizli olacaktır. Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır diyoruz. Denizli dedik ve son sorumuzdayız arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi hem kendisi hem de akan trafikte diğer sürücüler için yapacağı riskli davranışlara örnek olarak değerlendirilmez? Aşırı hız yapmak, emniyet kemeri takmak, uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, alkolü araç kullanmak. Arkadaşlar, doğru olan şıkkımız Bursa olacaktır. Emniyet kemeri takmak diyoruz. Sizlerle birlikte 50 tane soru çözdüm. Dediğim gibi kanalındaki diğer soruları da mutlaka göz atın, çözün. Sınavda benzer birebir soru yakalayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.